düşmanlık, düşmanı askerliktir. Şu siviller için bir gün başsağlığı dilerim. Haysiyetsizler, haysiyetsizler. Allah'ın izniyle bu millete aşamayacaksınız. İki ayrı operasyon bölgesinden acı haber geldi. Hatay'a ve Konya'ya şehit ateşi düştü. Piyade sözleşmeli Ertuğrul Abacı, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda ağır yaralanmıştı. Tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit düştü. 21 yaşındaki şehit Abacı için memleketi Hatay'da cenaze töreni düzenlendi. Şehit Abacı görev arkadaşlarının omzunda getirildi tören alanına. Ailesi gözyaşları içerisinde karşıladı Turgay Abacı'yı. Şehit Turgay Abacı öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Şehit ateşinin düştüğü bir diğer şehir ise Konya oldu. Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem Pençe Şimşek Harekatı bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit düştü. Faruk Erdem'in şehadet haberi askeri yetkililerce Akşehir ilçesi Adsız mahallesindeki ailesine ulaştırıldı. Şehidin babaannesi ve kız kardeşlerinin yaşadığı ev Türk bayraklarıyla donatıldı. Kız kardeşlerinin ve babaannenin gözyaşları yürekleri dağladı. Şehit Faruk Erdem yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş'ta 7 Güzel Adam Müzesi'nde gençlerle şiir gecesi programına katıldı. Gençlere şiir okudu. Zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı, hatta boğarım. Boğamazsam da hiç olmazsa yanımdan kovarım. 3,5 soysuzun ardında zarlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin okuduğu şiirleri dinledi. Söylenen türkülerle duygu dolu anlar yaşadı. Yıllar önce annesi için okuduğu şiiri dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı. İçimde kaynayan bir mahşer var. Bu mahşer bir de annelerin kalbinde kaynar. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da programda mikrofon aldı. Neşet Ertaş'ın Sen Benimsin, Ben Seninim adlı türküsünü seslendirdi. Beni eller gibi görme, sen benimsin, ben seninim. Beni eller gibi görme, sen benimsin, ben seninim. Cumhurbaşkanı Erdoğan programın ardından Daha Adil Bir Dünya Mümkün adlı kitabını gençler için imzaladı. CHP meclisin açılmasının hemen ardından Bolu'da kampa girecek. CHP'nin 1-3 Ekim tarihleri arasında Bolu'da gerçekleştireceği kampta yeni yasama dönemi çalışmaları masaya yatırılacak. Yaz dönemi sahada yapılan çalışmalar konuşulacak. Millet İttifakı'nın durumu değerlendirilecek. İYİ Parti'nin seçimlere girmesini istedik. Kampta CHP'nin yeni yasama döneminde izleyeceği yol haritası belirlenecek. Yasama değişikliği dahil son siyasi ve ekonomik gelişmeler ele alınacak. Sosyal medya düzenlemesi de kampta değerlendirilecek başlıklar arasında olacak. Kalan bütün coğrafyadan, bütün insanlardan. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihat Paçacı'nın CHP'ye yönelik eleştirilerinin ardından Millet İttifakı'nda gündeme gelen görüş ayrılıkları da kampta konuşulacak. Millet İttifakı'nın tümünü kapsayan anketler de değerlendirilecek.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu üst düzey parti yönetimiyle birlikte 3 gün boyunca milletvekillerinin görüş ve önerilerini dinleyecek. Genel Başkan yardımcıları ve milletvekillerinin yaz döneminde yaptığı saha çalışmalarının tamamı da kamp boyunca değerlendirilecek. Doğu Masası Karadeniz Bölgesi ekibinin çalışmaları ve ekonomi masası raporları Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulacak. Özellikle az oy alınan illerde yapılan saha çalışmasının sonuçları masaya yatırılacak. Sayın Genel Başkan. Düzensiz göçmen konusu Türkiye'nin son günlerde gündemini meşgul ediyor. Siyasiler artık Türkiye'nin göçmen alacak durumda olmadığını söylüyor. Son açıklama ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Mültecilerin güvenli şekilde ülkelerine dönmeleri için daha iyi destek görmeye başladık dedi. Artık mültecilerin güvenli bir şekilde ülkelerine gönderilmesi için uluslararası toplumdan daha iyi bir destek görmeye başladık. Yani bu işin ciddiyetini biraz anladılar. Başta Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği olmak üzere, Suriye başta olmak üzere mültecilerin ülkelerine döndürülmesi için çalışmalarımız var. Bir de komşu ülkeler olarak biz bir inisiyatif başlattık. Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Irak olarak en çok Suriyeli'ye ev sahipliği yapan komşu ülkeler olarak. Lübnan'da mesela durum çok kötü. Tabii bunları zorla böyle iterek değil de sahada onlara, yani Suriye içinde bizim harekat bölgelerimizde olduğu gibi, İdlib'de olduğu gibi dönen insanlara bir şeyler sağlayarak, okul, eğitim, sağlık, İslam yaratıcı projelerin hayata geçirilmesi gibi. Avrupa bugüne kadar Suriye'nin yeniden inşasına karşıyız diyorlardı. Doğru. Savaş devam ederken bir ülkenin ya da bir yerin yeniden inşası gerçekçi değil. Rejimle ilgili hepimizin tutumu belli. Ama sahada temel ihtiyaçları karşılamak yeniden inşa etmek değildir bir ülkeyi. Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz okulları açmak için tüm okullarımızda uygulamış olduğumuz kriterleri nasıl harfiyen yerine getirmeye çalışıyorsak, okul dışı ortamlarda da Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu kriterlere tüm vatandaşlarımızın uyması çok büyük öneme sahip. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okullardaki son duruma ilişkin konuştu. Kurallara uyarsak süreci başarıyla yönetebiliriz dedi. Bir haftalık süreçte gelinen nokta, sağlık kurallarına uyduğumuz zaman süreci ne kadar başarılı bir şekilde yönetebileceğimizi gösteriyor. Bildiğiniz gibi Türkiye'de eğitim sisteminin ölçeği çok büyük. Yaklaşık 18 milyon öğrencimiz, 1.2 milyon öğretmenimiz, 115 bin temizlik görevlimiz, 100 binin üzerinde idari personelimizin olduğu 20 milyona yakın insanımızın yer aldığı bir eğitim sisteminden bahsediyoruz. Bakan Mahmut Özer okulları salgın sürecinde en güvenli yerler olarak nitelendirdi. Vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısı oldukça düşük. Bu şunu gösteriyor. Şu anda COVID-19 salgını ortamında en güvenli ortam okullardır. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı olarak en son kapatılacak yerlerin okullar olduğu yönündeki irademiz aynen devam etmektedir. Bakan Özer okullarda görülen vakaların kaynağı okullar değil diye konuştu. Vatandaşlara kurallara uyulması konusunda çağrıda bulundu. Okulların kapatılması ile ilgili veya herhangi bir okulda vaka oluşması okul içi ortamdan kaynaklanmıyor. Çoğu kez okul dışı ortamlardaki bulaştan kaynaklanıyor. Dolayısıyla eğitim sisteminin COVID-19 salgını ortamında yüz yüze eğitime devam etmesi ve 1,5 yıl aradan sonra bu iradenin kararlılıkla uygulanması da sadece Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizlere görev düşmüyor. Toplumun tüm kesimlerine görev düşüyor. Tüm vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı tarafından belirlemiş olduğu kurallara mutlaka uyması gerekiyor. Ki okullarımızı sürekli açık tutalım,
öğretmenlerimiz öğrencileriyle birlikte olsun ve öğrencilerimiz de okulda arkadaşlarıyla hem eğitim öğretimine devam etsinler hem de psikososyal olarak da özgüvenleri yerinde süreçleri takip edebilsinler. Tüm ülkede olduğu gibi Erzurum'da da koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda sağlık ekiplerinin yoğun çalışmaları meyvesini verdi. Kentteki aşılama oranı %75'i geçti ve Erzurum mavi kategorideki iller arasına adını yazdırdı. Şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde ve en ücra köylerde aşıyı vatandaşın ayağına kadar götürdüler. Her platformda aşının önemini anlattılar. Salgın sürecinin en büyük silahıyla vatandaşları barıştırdılar. Doktor ve hemşirelerden oluşan aşı ekipleri çalışmalarına bir an olsun ara vermiyor. Vatandaşımızın aşıya olan ilgisini görmek, onlara bu kadar ulaşılabilir bir hizmet sunmak ve emeklerimizin karşılığını almak bizi mutlu etti. Vatandaşlarımızı yine aşıya bekliyoruz. Aşıyı ihmal etmesinler, kendilerini mümkün olunca COVID'den korusunlar kendilerini ve ailelerini. Öte yandan İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir yazılı olarak yaptığı açıklamada kentteki aşı oranının artırılması için mücadele veren sağlıkçılara teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Ligi'de 39 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Manisa Futbol Kulübü'nü deplasmanda dize getirdi. Dadaşlar 90 dakika sonunda rakibine 1-0'lık üstünlük sağlayarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Maça etkili başlayan ev sahibi takım girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. Takım savunmasında hata yapmayan Büyükşehir Belediye Erzurum Spor 24. dakikada Mustafa Yumlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda iki takım da girdiği pozisyonlardan yararlanamayınca Dadaşlar deplasmandan 3 puanla döndü. Bu sonuçta Büyükşehir Belediye Erzurum Spor puanını 9'a çıkardı. Sezona 3'te 3 yaparak başlayan Manisa Futbol Kulübü'nün ise bu mağlubiyetle ligdeki 39 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu. Öte yandan Mavi Beyazlıların teknik direktörü Erkan Sözer'in mücadelenin 32. dakikasında kırmızı kart gördü. Erzurum'un Aşkale ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın Aşkale ilçesi Şafak mahallesinde öğle saatlerinde Hasret Ege isimli vatandaşın evinin çatısında çıktı. Ege evinde bulunan şömineyi yakarken çatı içindeki bacadan çıkan kıvılcımlar bir anda alev alarak yanmaya başladı. Yangının fark edilmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine haber verildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale İtfaiye ekipleri yangına anında müdahale ederek olası bir facianın önüne geçti. Yangın söndürüldükten sonra yaklaşık bir saate yakın çatı içerisinde soğutma çalışmaları yapıldı. Meydana gelen yangında maddi hasar oluştu. Yerin metrelerce altından binbir zahmetle çıkarılıyor. Ustaların ellerinde işlenip süs eşyasına dönüşüyor. Ünü Erzurum'u hatta Türkiye'yi aşan Oltu taşından bahsediyoruz. Halk arasında siyah ince olarak da bilinen Oltu taşına talep arttı. Bu taş hem takı hem de strese iyi geldiğine inanılan tesbihlerin yapımında kullanılıyor. Peki ama meraklısına ulaşana kadar hangi aşamalardan geçiyor? Öncelikle Oltu ilçesinde dağlardaki maden yataklarından çok zor şartlarda çıkarılıyor bu taş. Nakkaşlara ham halleriyle geliyor, işleniyor, meraklısına ulaşıyor. O nakkaşlardan biri de Kadir Çelebi, bu işi aşkla yapıyor. Atölyeden çıkıyorum, işimi bitiriyorum, eve gidiyorum, uyuyacağım, yatağa giriyorum, gözümü yumuyorum. O esnada gözümde bir motif canlanıyor. Tekrar elbisemi giyip atölyeye gelip bir taşın üzerine onu yapıyorum.
evinin yanına kurduğu atölyesinde oltu taşına çeşitli desenler işliyor. Yapım aşamalarında önce belirlediğimiz nakış neyse onu matkapla oyuyoruz. İlk başta ilk aşaması odur. Daha sonra gümüş telimiz var, onu da göstereyim mesela. Şöyle gümüş telimiz var. Bunu oyduğumuz yerlere yerleştiriyoruz, japonluyoruz. Bu ikinci aşamasıdır. Daha sonra torna işlemi dediğimiz, yani tesviye dediğimiz işlem. Onu yapıyoruz. Ondan sonra parlatma. Üçüncü aşama, dördüncü aşama parlatma. Beşinci aşama dizimi. Sonra kullanıma sunma. Sipariş üzerine çalışıyor nakkaş Kadir Çelebi. Bir ayda 2 ya da 3 tesbih hazır ediyor. En uzun çalışma yaptığım tesbih 48 gün sürdü. Bir örümcekle güvercin, ben onu tesbihe yaptım. Mesela örümceğin ağını, bir de güvercinin yuvalanmış halini tesbihe yaptım. 48 gün sürdü. Eserlerine ise 10 bin ila 100 bin lira arasında fiyat biçiyor. Yani 100 bine kadar yapılabilecek modellerimiz var. Yani zaten daha önce bahsettiğim tesbih de 50 bin TL'ye bir koleksiyoner abimiz almıştı onu da. Tesbihler yurt içi ve yurt dışından alıcı buluyor. Arabistan'a, Suudi Arabistan'a gönderdim ben. Almanya'ya, Avustralya'ya, İngiltere'ye, yani Fransa'ya. Yani bayağı gönderim yapıyoruz. Yani yurt dışında da bayağı bir tesbih sever dostlarımız var yani. Cağ kebabıyla ünlü Erzurum'da cağ dondurma olmaz olur mu? Bir işletmeci yaptı ve oldu. Evet, tarih boyunca ilk defa Erzurum'da cağ dondurma. Buyurun. Cağda bu kez et değil, dondurma vardı. Ben 40 yıldır bu dondurmayı yapıyorum. Erzurumluyum ve bunu da göstermek için. Tarih boyunca ilk defa Erzurum'da cağ kebap ve döner şeklinde kesebiliyoruz. Tahta çubuklara kesilen dondurma vatandaşlara ikram edildi. Çok da beğenildi. Sana da hocam. Harika. Erzurum'da biliyorsunuz meşhur cağ kebabımız var. Bunun yanında da cağ dondurma var. Aynı şekilde cağ gibi çok lezzetli. Yani herkesi de yemeye tavsiye ediyorum yani. Çok güzel yani. Kahramanmaraş'ın tescilli lezzeti Maraş dondurması böylece yeniden yorumlanmış oldu. Dondurmayı cağ kebabı usulü kesen işletmeci adeta Maraş'a meydan okudu. Maraş'a ben rakibim. Anında kaçıyorum. Bakın ona göre. Öyle şey değil. Bak yavaş olun. Evet. Evet dursun 4 saat. Böyle durabilir. Ha, çekin. Çocukların gezisi faciayla sonuçlandı. 15 yaşındaki Nazif Karakaş'ın kullandığı otomobil sulama kanalına uçtu. Nazif Karakaş hayatını kaybetti. 16 yaşındaki Emirhan Demir ağır yaralandı. Kazanın adresi Erzincan. İki arkadaş modifiyeli araç gösterisi için mesire alanına gidiyordu. Direksiyonda 15 yaşındaki Nazif Karakaş vardı. Mesire alanının yakınındaki sulama kanalı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç sulama kanalına devrildi. Abi girek içine ya. Girdik içindeyiz oğlum. Önde var mı? Önde var mı? Bak bu amela kardeşim bak. Bak kurban olun bak. Kazayı çevredekiler fark etti ve ekiplere haber verildi. Kanal içerisinde ters dönen aracın içindeki gençlerin kurtulması için seferber olundu. Can pazarının yaşandığı kanalda adeta zamana karşı yarış vardı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan gençlerden Nazif Karakaş kurtarılamadı. Emirhan Demir ise ağır yaralı olarak tedaviye alındı. Yaşanan kazanın ardından lastik izlerinin kaybolmaması için güvenlik tedbirleri alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Radyo ve televizyon haberlerinde de duyduğunuz gibi ülkemizde mevcut tüm siyasi partiler bugünden geçerli olarak feshedilmişlerdir.
Türkiye 12 Eylül sabahı üçüncü kez cuntacıların karanlık davasına teslim oldu. Demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen hain darbenin üzerinden tam 41 yıl geçti. Fakat geride bıraktığı tahribat halen hafızalardan silinmedi. Müzik 27 Mayıs 12 Mart derken cuntacılar 12 Eylül 1980 sabahı tekrar kapıyı çaldı. Bayrak Harekatı adı altında millet iradesi ve demokrasiye vurulan darbenin hazırlıkları yaklaşık 4 ay sürdü. Planın uygulanması için ordu komutanlarına 11 Temmuz saat 04'te harekete geçilmesi için emir verildi. Süleyman Demirel'in başbakanlığındaki hükümetin 2 Temmuz'da güven oyu almasıyla darbeciler planı erteledi. İşte bu ortam içinde Türk Silahlı Kuvvetleri, İç Hizmet Kanunu'nun verdiği Türkiye Cumhuriyeti'ni kollama ve koruma görevini, Yüce Türk Milleti adına emir ve komuta zinciri içinde ve emirle yerine getirme kararını almış ve ülke yönetimine bütünüyle el koymuştur. Tarihler 12 Eylül'ü gösterdiğinde ise Türkiye karanlık bir sabah uyandı. Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren önderliğinde Milli Güvenlik Konseyi bütün yetkileri ele aldı. Mevcut anayasa uygulamadan kaldırıldı. Ardından meclisi lağvederek demokrasi dışı faaliyetlerine başladı. Ülke genelinde sıkı yönetim ilan edildi. Sivil toplum kuruluşları ve derneklerin faaliyetleri askıya alındı. Siyasi partilerin de kapısına kilit vuran darbeci komutanlar Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan ve Alparslan Türkeş'i sürgüne gönderdi. Siyasi yasak getirdi. Darbeciler acısı yıllarca hafızalardan silinmeyecek idam kararlarına da imza attı. 9 Ekim'de sol görüşlü Necdet Adalı ve ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu idam sehpasına çıkarıldı. Darbe öncesinde bir askeri inzibat erini öldürdüğü gerekçesiyle hüküm giyen 17 yaşındaki Erdal Eren hakkında da idam cezası verildi. Kenan Evren'in 17 yaşında astırdığı Eren için söylediği "asmayalım da besleyelim mi" ifadesi darbecilerin karanlık yüzünün aynası oldu. Bu süreçte 650 bin kişi gözaltına alındı. 7 binden fazla kişi hakkında ölüm cezası talep edildi. 50 kişi ise idam edildi. Onlarca gazeteci hakkında binlerce yıla varan hapis cezası istendi. Tüm bunların yanı sıra on binlerce kişi de işinden çıkarıldı. Darbeciler yaptıkları insanlık dışı faaliyetlere yasal kılıflar uydurarak kendilerini garantiye almayı da ihmal etmedi. Danışma Meclisi'nin hazırladığı anayasa 1982'de güdümlü referandumla %92'lik evet oyu aldı. Evren ve diğer darbeciler darbe anayasasına dahil ettikleri geçici 15. maddeyle ömür boyu dokunulmazlık hakkı kazanarak olası bir yargılanmaya karşı önlem aldı. Ancak Milli Güvenlik Konseyi üyelerinin yargılanamayacağına dair geçici 15. madde 12 Eylül 2010'daki referandumla anayasadan çıkarıldı. Böylece darbecilerin yargılanmasının önü açıldı. Daha sonra darbenin sorumlularıyla bu kişilerin emirlerini uygulayanlar hakkında soruşturma başlatıldı. O dönem hayatta olan Kenan Evren'le Tahsin Şahinkaya hakkında hazırlanan iddianame Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 10 Ocak 2012'de kabul edildi. İki darbeci Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın tamamını veya bir kısmını değiştirmeye veya ortadan kaldırmaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engel olmaya cebren teşebbüs etmeyle suçlandı. Sağlık gerekçesiyle duruşmalara katılamayan Evren ve Şahinkaya video konferans aracılığıyla yaptıkları savunmalarında suçlamaları kabul etmedi. Kurucu iktidar oldukları mevcut mahkemelerin kendilerini yargılayamayacağı iddiasını savundu. Mahkeme Evren ve Şahinkaya'yı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Daha sonra takdiri indirimle bu ceza müebbet hapse çevrildi. Hükmün ardından sanık avukatları kararı temyiz etti. Dosya Yargıtay'dayken Evren 10 Mayıs 2015'te 98 yaşında, Şahinkaya ise 9 Temmuz 2015'te 90 yaşında öldü. Yargıtay 16. Ceza Dairesi temyiz incelemesinde sanıkların ölümleri nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdi. Aradan geçen 41 yılın ardından 12 Eylül gerçekleşen son darbe olarak kayıtlara geçti. Aziz Türk milleti 15 Temmuz 2016'da verdiği destansı mücadeleyle bir kez daha cuntacılara geçit vermeyeceğini tüm dünyaya gösterdi. Hiçbir önlem alınmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin metro inşaatı çöktü. İki işçi yaralandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Sancaktepe Çekmeköy metro hattının Veysel Karani mahallesindeki inşaat alanında göçük meydana geldi. Göçükte biri ağır, iki işçi yaralandı. Ekipler hemen müdahale etti. Göçük altındaki işçiler çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı ağır yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakinleri ise hiçbir önlem almayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepkiliydi. Ama burada hani bunların can güvenliği yok ama bizim mahalle olarak bizim de can güvenliğimiz yok. Arabalar her şey girip çıkıyor, hiçbir şekilde önlem alınmıyor. Mahalleli şimdi tedbir alınmadan inşaatın başlamasını istemiyor. Ve buralar toz bulutu, durulmuyor. Hani biz bunun bir an önce önlem alınmasını istiyoruz. Yani burada herhangi bir çocuk da ölebilir yani. Yani bunun önlemini alınmasını istiyoruz. Türkiye'nin ilk derin sondaj gemisi Fatih, Karadeniz'de bulunan Sakarya gaz sahasındaki yeni tespit kuyusu Türkali 5'te yeni görevine başladı. Fatih, Türkiye'nin ilk deniz tespit kuyusu Türkali 1'deki görevini tam 77 günde tamamlamıştı. Burada 3920 metre sondaj derinliğine ulaşmıştı. Daha sonra Fatih sondaj gemisi 2. derin deniz tespit kuyusu Türkali 2'de 53 gün süren çalışma sonucunda 3950 metre sondaj derinliğine ulaştı. Fatih sondaj gemisi bu iki tespit kuyusunun ardından yeni keşifler için Kuzey Sakarya gaz sahasında yer alan Amasra 1 kuyusunda sondaj gerçekleştirdi. Gemi 28 Mayıs'ta Sakarya gaz sahasındaki Türkali 3'te, 31 Temmuz'da ise Türkali 4'te sondaj yaptı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Karadeniz'de gerçekleştirdiği arama çalışmalarında bugüne kadar toplam 540 milyar metreküp doğalgaz keşfedildi. Derin sondaj gemisi Fatih, yeni keşifler için Türkali 5 kuyusunda çalışmalarına başladı. Suriye'nin Bamyaz Termik Santrali'nde patlama gerçekleşti, Akdeniz'e petrol sızdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Akdeniz'deki Suriye kaynaklı kirliliğe ilişkin açıklama yaptı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Nene Hatun acil müdahale gemisinin ardından Seyit Onbaşı yakıt toplama gemisi de İstanbul'a dönüşe geçti. Yetkililer özel römorkörlerin de çalışmalarını bitirdiğini belirtti. Böylece petrol kirliliğine karşı Akdeniz'de başlatılan deniz operasyonları sona ermiş oldu. Temizlik çalışmaları hakkında bilgi veren yetkililer denizde toplam 20 bin kilometre karelik alanın tarandığını bildirdi. Ayrıca tüm bölge İHA ve helikopterler vasıtasıyla havadan gözlemlendi. Tekirdağ Udem'den İskenderun Havalimanı'na getirilen bariyerlerden 1082 metresi temizlik çalışmalarında kullanıldı. Gemi trafik hizmetlerince bölgedeki 335 gemiye kirlilik hakkında sorgulama yapıldı. 330 gemi kirlilik olmadığını raporlarken 5 gemi kirlilik ihbarında bulundu. Koordinatlarda yapılan deniz yüzeyi taramasında kirliliğe rastlanmadı. Mücadele çalışmalarına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden 76'sı deniz, 52'si kara personeli olmak üzere toplam 128 personel katıldı. Üniversiteler uzun bir aradan sonra yeni döneme yüz yüze eğitimle başlıyor. Yeni dönemde salgın tedbirleri ve hibrit eğitim modeli uygulanabilecek. Yeni eğitim öğretim yılında salgın tedbirleri uygulanacak. Kampüslerde COVID-19'la ilgili süreç dijital sistemlerle yakından izlenecek. Salgına karşı kampüs ve derslik binalarında maske ve mesafe kurallarına özen gösterilecek. Derslikler mümkün olduğunca havalandırılacak. Ders saatleri sınırlı tutulacak. Blok ders yapılamayacak. Üniversitelerde derslerin %40'ı veya herhangi bir dersin %40'ı uzaktan eğitim yoluyla yapılabilecek. Böylece üniversitelerde harmanlanmış, yani hibrit eğitim usulleriyle eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülebilecek. Hafta sonları telafi eğitimi verilebilecek, sınavlarsa yüz yüze yapılacak. Akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencilerin de aşılanmış olmalarına özen gösterilecek. Bu kapsamda aşı teşvik programları düzenlenecek.
Öğrenciler, öğretim elemanları ve idari personelle ilgili COVID-19 verileri HES kodu üzerinden takip edilecek. Üniversiteler salgın verilerini dijital olarak Sağlık Bakanlığı'ndan alabilecek ve risk durumları takip edilebilecek. Havai fişekten çıktı, çatıya fırladı. Havai fişekli düğün eğlencesi faciaya döndü. Fişeklerin isabet ettiği evin çatısı alev alev yandı. Görüntüler İstanbul Esenyurt'tan. Sokakların birinde düğün vardı. Havai fişeği eğlence olarak gören düğün sahipleri havai fişekleri bir bir patlatmaya başladı. Fişeklerden bazıları 3 katlı bir evin çatısına isabet etti. Mahallemizde olan düğün eğlencesine hesap edilemeyen bir şekilde havai fişek patlaması sonucunda çatıya sıçramasından dolayı yangın hesap edilmeyecek şekilde alev aldı. Tabii ki kimse böyle olsun istemez. İki taraf da birbirini tanıyor ediyor ama. Çatı alevlere teslim oldu. Ev sahipleri kendilerini son anda dışarı attı. Yangına müdahale için ekipler sevk edildi. Yangın erkenden fark edildi neyse ki. Çevredeki insanlar itfaiye ekipleri zamanında müdahale ettiği için yangın şu an kontrol altına alındı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Neyse ki olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Evin çatısında hasar meydana gelirken yangınla ilgili soruşturma sürüyor. Askere düşmanlık, düşmana askerlik. Şu sivil